Cannes Film Festivali'ne de aslında onur konu olarak katıldınız. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ya Cannes'da vakit geçirmek harika bir duygu zaten. Bizim aklımda yoğun bir programın içerisinde gerçekten çok eğlenerek, çok büyük haz duyarak, büyük keyif alarak beraberdik. O yüzden Cannes'ı çok seviyorum. Cannes'da olmak bana enerji veriyor. Mahmut'la beraber olduğum için de çok mutluyum. Peki gece nasıl hazırlandınız? Bunu soralım elbiseniz. Çok şık olmuş üzerinizde. Çok teşekkür ediyorum. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl, ne kadar sürdü hazırlık? Işıltılı kostümü Magnum'un ışıltısından alıyorum. Sevgili arkadaşlarım beni çok güzel hazırladı. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Bunun dışında yaz da geldi aslında. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Yargı da bitti bildiğiniz gibi. Uzun bir süreçti sizin için. Yani 3 sezonluk bir işi evet. Aslında harika bir şekilde sonlandırdı. Takdir edersiniz ki ben biraz yorgunum, biraz dinleneceğim, tatil yapacağım, biraz demleneceğim. Tabii ki şu an projeler geliyor ve okuyorum ama hemen bir şey yapmayı düşünmüyorum. Bu söylediğimi inşallah yutmam ama işte projeleri değerlendireceğim. Sonrasında tekrar çok sevdiğim işimi yapmaya devam edeceğim. Gelecek sezonda peki belirlenmiş projeler var mı yoksa okumaya devam mı ediyorsunuz şu anda? Gelecek sezona dair tabii ki projeler okuyorum ama şu an dediğim gibi biraz dinlenme ihtiyacım var. Yazın o zaman dinlenerek geçeceksiniz tamamen. Yazın dinleneceğim, gezeceğim. Her yerde göreceksiniz. Tatil planları yapıldı mı peki? Tatil planları yapıldı tabii ki. Genelde yurt dışına gidiyorum. Ama yurt içinde de bazı tatil rotalarım var. Peki mesela, İnşallah karşılaşmayız. Peki hemen mesela aksiyon türü şeyler seviyor musunuz tatilde? Atıyor bungee jumping gibi, paraşütle atlama gibi öyle şeyler. Hiç ben o insan değilim ya. Ben böyle sakinlik seviyorum, huzur seviyorum. Ondan sonra kültürel işte faaliyetlere katılayım. İşte müze gezeyim, ne bileyim, tarihi dokuları seviyorum. Yani hiç o insan ben değilim. Aslında hiç öyle gözükmüyorsunuz. Gerçekten. Evet, dizide de oyunculukta da tabii farklı bir rol dediniz ya. Belki de o algı farklı bir şekilde olur. Bu kesin aksiyon yapıyordur, şey yapıyordur falan diye. Onu işte işimde yapmaya çalıştığım için işimde risk alıp günlük hayatımda daha sakin takılmayı seviyorum. Evet. Evet. Peki mesela sizin bir hobiniz var mı? Yani belki bu dönem işte müzik çocukluğumdan beri zaten çok seviyorum. Hep bir müzik aleti çalmak istiyordum. Belki o tarafa yönelirim. Zaten şu an dersi ara ara alıyordum. Yine oraya yönelirim. Şu an kafam o kadar karışık ki bir gün bateri çalmak istiyorum diye kalkıyorum. Bir gün tenise başlayacağım diyorum. Bir gün seramik yapacağım diyorum. Dün mesela bir an böyle aromaterapi kurslarına falan bakıyordum. O yüzden yazın zaten hep işte benim için dinlenmek zaten beslenmekle alakalı olduğu için yaratıcılığımı ne besleyecekse aslında oraya yönelmek düşünüyorum. Beslenmek dediniz. Nasıl besleniyorsunuz? Onu diyorum. Çünkü formunuzu koruyorsunuz. Çok güzel bir şekilde. Nasıl beslenmenizi nasıl dikkat ediyorsunuz? Aslında ben her şeyi yiyen biriyim. Maalesef yemek istemezdim ama hamur da yiyorum. Her şeyi yiyorum. Sanırım böyle belki dengeli işte nasıl söylerler yani günlük işte sabah çok yediysem akşam dikkat etmeye çalışıyorum. Ama genelde her şeyi yiyorum. Dondurma yiyorsunuz tabii. Dondurma her daim. Magnum ekibi evime bir buzdolabı gönderdi. Ve sanırım bitmeye yakın. O kadar çok vardı ki ya her gün 2-3 tane yiyorum yalan yok. Zaten sağlığa yararlı. Nereden baktığınızla alakalı. Bence de sağlığa yararlı. Sonuçta süt. Peki yemek yapıyor musunuz? Yemek yapmıyorum. Ama onun da kursuna gitmeyi düşünüyorum. Hiç merak etmeyin. Her türlü bayağı kursuna var. Gideceğim. Bayağı bir liste var o zaman. Aynen. Son olarak da Kaan Bey'le de giden çok güzel bir beraberliğiniz var. Sürekli iddialar da çıkıyor. Ayrılık iddiaları. Bunu birinci ağızdan hani sizden duyalım Pınar Hanım. Siz neler söyleyeceksiniz? İlişkide çok güzel gidiyor gördüğümüz kadarıyla. Nasıl yorumlayacaksınız? Bu iddialar sizi yoruyor mu? Diyelim. Yani şöyle biz zaten hani çok böyle özel hayatımızı göz önünde yaşayan insanlar değiliz. Ve huzurlu mutlu giden bir ilişkimiz var. Neden böyle iddialar çıkıyor onu da anlamıyorum. Bu iddialar çıktığında da bizi etkilemesin diye uğraşıyoruz. Çok da ilgilenmiyorum aslında. Evlilik teklifini de aldınız aslında bunu şey söylemişsiniz. Belirlenmiş bir düğün tarihi var mı? Yaz sezonu da geldi. Peki çok teşekkür ederiz o zaman. Çok teşekkürler. Hayırlı olsun tekrardan işbirliği.